Takım Oyunu'na hoş geldiniz değerli futbol severler. Erman Toroğlu, Emre Bol, Mehmet Yılmaz, Rea Kapsal, tam kadro hazırız. Bir yandan şampiyonluk, diğer yandan lige tutunma mücadelesinde en kritik pazarı yaşayacağız bu akşam. Saat 21'de başlayacak karşılaşmalar ve birbirinden kritik maçlar oynanacak. 4 önemli noktada muhabir arkadaşlarımız hazır. Hemen onlara bağlanalım, kadroları alalım, son durumu alalım. Ardından da burada değerlendirmelere başlayalım istiyoruz. Önce Başakşehir'e bağlanacağız. Emre Kaplan karşımızda olacak. Bize hemen maça ilişkin son bilgileri verecek Emre. Söz sende. Teşekkürler Ender Bilgin. Başakşehir'de Fatih Terim Stadyumu'nda tarihi maça, şampiyonluk maçına herkes hazır. Başakşehir'de erken saatlerde hazırlık başlamıştı. Şu anda bizim bulunduğumuz noktanın hemen yanında dev bir ekran kurulmuş vaziyette. Yaklaşık 1500 kadar Başakşehir taraftarı sosyal mesafe kurallarına da riayet edilerek bu organizasyonun içerisinde yer alacak. Maçı burada izleyecekler. Maç sonunda olası bir şampiyonluk halinde de kutlamalar burada olacak. İki takımın kadroları belli. Hemen bunu da paylaşalım isterseniz. Ekrana da yansıyor zaten. Başakşehir kalede Mert. Savunmada klişe Epruyanuş, Kirtel, Kaysar, orta sahanın merkezinde Mahmut ve İrfan Can. Onların önünde ofansif pozisyonlarda Vişça, Elya, Krivelli ve ileride de Dembaba 11 ile sahada olacak. Kayseri Spor'a baktığımızda kalede Lung, savunma dörtlüsünde Lopez, Sapunaru, Rinestra ve Yasir, orta sahada Axel, Campagnaro, Cece, Hasan ofansif pozisyonda Pedro Henrique kanatta ve ileride ise Kravets 11 ile Kayseri Spor'un da sahada olacağını ifade edelim. Başakşehir Türkiye Süper Ligi'nin 6. şampiyonu olmaya sadece 90 dakika uzaklıkta. Dediğimiz gibi burada tüm hazırlıklar gerçekleşmiş vaziyette. Başakşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Kulübü'nün ve taraftarların ortak organizasyonuyla birlikte bir dev ekran hazırlandı. Taraftarlar maçı burada takip edecekler. Hemen stadın yanında, belki tribünde taraftar olmayacak ama stadın hemen yanında taraftarlar desteklerini gösterecekler. Yavaş yavaş da meşaleler yanmaya başladı, tezahüratlar söylenmeye başladı. Ve maç sonunda da olası bir şampiyonluk halinde dediğimiz gibi tüm kutlamalar burada gerçekleşecek. Artık takımlar sahaya geldiler. Son hazırlıklar saha içerisinde ısınma hareketleriyle birlikte gerçekleşiyor. Saat 21 itibariyle Ali Şansal'ın ilk düdüğüyle bu tarihi mücadele Başakşehir açısından, Türk futbolu açısından yeni bir tarih yazma imkanı tabii hiç şüphesiz başlamış olacak. Biz de hem öncesinde, esnasında ve sonrasında da olası bir şampiyonluk halinde tüm görüntüleri buradan yansıtmayı sürdürüyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım. Evet, şimdi şampiyonluk yolundaki bir başka iddialı takıma ve Trabzon şehrine gideceğiz. Trabzonspor bu akşam İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek ve İstanbul'dan Başakşehir'in, çünkü diğer tarafta da Kayserispor gibi lige tutunma uğraşında bir takım var, oradan bir puan kaybı haberi bekleyecek. Trabzon'da 11'ler belli. Trabzon'daki hava nasıl? Onları da Yunus Emre Sel bize aktaracak. Evet Ender Bilgin, tam olarak senin dediğin gibi gözler bugün sahada olacak ama kulaklar tabii ki İstanbul'da Başakşehir-Kayseri spor maçından gelecek haberde olacak. Geçtiğimiz hafta Konyaspor Başakşehir'i sahasında mağlup ederek Trabzonspor'un şampiyonluk umudunu devam etmesinde önemli rol oynamıştı. Bugün ise Trabzonspor ile onlar adına kümede kalma savaşı, Trabzonspor adına ise şampiyonluğun son haftaya kadar, şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar taşınması adına kritik bir karşılaşma olacak. Trabzonspor'da Jose Sosa kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İlk 11'de teknik direktör Hüseyin Çimşir bize göre bir sürprize imza attı ve sağ bekte Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verdi. Hemen 11'leri aktarayım. Trabzonspor sahaya şu 11'le çıkıyor. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Kamil Ahmet Çörekçi. Stoper'de Gaston Campi, Da Costa ikilisi. Solda Novak, önlerinde Abdülkadir Parmak, Ndiaye ikilisi olacak. Orta sahanın sağında Abdülkadir Ömür, ortada Ekuban, solda Vakeme, ileride de Sörlot'u göreceğiz. İttifak Holding Konyaspor ise sahaya Ertuğrul, Sukubic, Uğur, Anjicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir Hadzeometovic ve Bayiç 11 ile çıkacak. Dediğim gibi onlar için, Konyaspor için kümede kalma mücadelesi adına kritik bir karşılaşma. Trabzonspor ise şampiyonluk umutlarını son haftaya taşınması için oldukça önemli bir karşılaşma olacak diyelim. Sözü Trabzon'dan size bırakalım. Evet, Yunus Emre Sel'e de teşekkür edelim. Tabii şampiyonluk yarışında Başakşehir ve Trabzonspor var. Ama bugünün gündeminde çok önemli bir maç daha var. Derbi karşılaşma. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. Vodafone Park'ta bakıyorum. Dolmabahçe'de Ahmet Selim Kul bekliyor bizleri. Normal şartlar altında
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bambaşka bir heyecanı olur. Tabii şunu kabul edelim, bu tarz takımlar misket oynasalar seyri, keyfi başka olur. Bu anlamda tabii ki çok önemli bir maç. Beşiktaş açısından üçüncülük iddiası var. Fenerbahçe açısından Avrupa kupalarına gidebilmek iddiası var. Ama her şeyden öte ezeli rekabet iddiası var. Evet Ahmet, söz sende. Teşekkürler Ender Bilgin. Senin de söylediğin gibi belki şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendirmediği için biraz atmosferi önceki derbilere göre düşük. Tabii ki seyircisiz olduğu için Beşiktaş Vodafone Park stadının çevresi de hiç alışık olmadığımız bir derbi atmosferinde ama adı Beşiktaş ve Fenerbahçe olunca iki kulübün ne olursa olsun şimdiden heyecan yükseldi diyebiliriz. Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İlk olarak aslında ilk 11'leri paylaşmak istiyorum. Beşiktaş gün boyunca verdiğimiz muhtemel 11 Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı 11 olarak açıklandı diyebiliriz. Kalede Ersin forma giyecek. Defansın sağında Gökhan Gönül, stoper ikilisi Vida ve Rocco ki burada Victor Ruiz'in hafta içinde sözleşmesini feshederek Beşiktaş'tan ayrıldığını hatırlatalım. Onun yerine Rocco forma giyecek. Sol bekte ise Caner Erkin Beşiktaş adına sahaya çıkacak. Orta sahadaki ikili Atiba Elneny ve hücum hattında ise sağ önde Lens, sol kanatta Tyler Boyd ve 10 numara mevkiinde Boateng'in forma giymesi kesinleşti. Ve son olarak da Beşiktaş'ın bu akşam Fenerbahçe karşısındaki gol umudu Burak Yılmaz olacak. Tabii Beşiktaş'ın eksiklerinden çok kısa bahsedelim. Enkudu cezası sebebiyle forma giyemiyor. Victor Ruiz'den bahsettik ve onun dışında da Adem Laiç'le Umut Nair'in koronavirüsü atlatmalarına rağmen TFF'nin talimatları gereği bu akşam kadroda olmadığını belirtelim. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'den bahsetmek gerekirse Fenerbahçe'nin kalesini yine Altay koruyacak. Defansın sağında Dirar, stoperde Serdar Aziz, Falet ikilisi ki Fenerbahçe uzun bir aradan sonra orijinal iki stoperle sahaya çıkacak diyebiliriz. Sol bekte ise Hasan Ali Kaldırım bugün Fenerbahçe'nin 11'inde. Ortada bir üçlü var. Tolga, Ciğerci, Ozan Tufan, Emre Bölezoğlu üçlüsü ki Emre Bölezoğlu pandemiden sonra ilk kez maça ilk 11'de başlıyor. Bu notu da verelim. Hücum hattında ki diğer isimler ise sağ kanatta Ferdi, sol kanatta Deniz ve Fenerbahçe'nin gol umudu ise Vedat Muriç olacak. Tabii Fenerbahçe'nin eksiklerinden de çok kısa bahsetmek gerekirse Luis Gustavo hafta boyunca birçok itmana katılmadı. Bugün kadroda olup olmayacağı tartışılıyordu. Kendisi 21 kişilik kadroya da alınmadı ve ağrıları sebebiyle bu maçı kaçırmış oldu. Şu notu vermek istiyorum. Luis Gustavo ilk kez bir lig maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor bu sezon. Bu notu da verelim. Bunun dışında da Tolga Yarsan, Mehmet Ekici ve Mevlüt Erdinç de Fenerbahçe'nin sakatlıkları sebebiyle diğer eksik oyuncuları. Vodafone Park'ta maçın başlamasına artık bir saatten az bir süre kaldı. Biz de artık maçtan sonra buradan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya Ender Bilgin'e bırakalım. Derbi ile ilgili son bilgileri de bu şekilde aldık. Tabii üçüncülük iddiası olan ve şu anda sıralamada üçüncü sırada bulunan bir başka takım daha var. Demir Grup Sivas Spor. Demir Grup Sivas Spor da Gençler Birliği'ni konuk edecek. 57 puanda Demir Grup Sivas Spor. Derbiden gelen habere bakacak. Üçüncülük kritik, haftalardır söylüyoruz. Bakalım Demir Grup Sivas Spor cephesinde Sivas'ta neler var? Oradan da kadro bilgilerini alalım. Ardından burada değerlendirmelere başlayalım. Teşekkürler Ender Bilgin. 55 puanda Galatasaray, 56 puanda Beşiktaş ve 57 puanda Sivas Spor yer alıyor Süper Lig'de. Ve Sivas Spor muhakkak Avrupa kapısını aralamak istiyor. Ligi 3. sırada en azından bitirmek istiyor ki bu maçta gerçekten çok önemli. Artık Süper Lig'de son viraja doğru girdik neredeyse ve bu maçı mutlak almak istiyor Sivas Spor. Kendisi aslında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Kameraman arkadaşım hemen göstersin. Biraz önce takımlar sahaya geldi ve sahada yerlerini aldılar ve Süper Lig'in 33. haftasında da her iki takımın ilk 11'leri de belli oldu. İsterseniz hemen ben ilk 11'leri sayayım. Kaleci Samatsa biliyorsunuz geçen hafta Fenerbahçe maçında kart cezası gördü ve bu maçta Sivas Spor kalesinde file bekçiliğini yapamayacak. Onun yerine Ali Şaşal Vural var. Marcelo, Apindangaye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, İshak Kafi, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Mustafa Yatavare, Emre Kılıç ve Arone Kone 11 ile bu maça çıkacak Sivas Spor.
Konuk takım Gençler Birliği ise kaleyi Christopher koruyacak. Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Stanku, Stepan, Tore, Candelas, Soner Dikmen, Ranos ve Pierre Polanat 11 ile Gençler Birliği bu maça çıkacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Gerçekten Avrupa için, Avrupa kapısını aralamak için Sivas Spor'un bu maçı mutlak alması gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi her iki takım artık stada geldi. Son taktiklerini teknik direktörlerden alıyorlar ve saat karşılaşma 21'de başlayacak. Bizler de A-Spor ekipleri olarak buradayız. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunun önündeyiz. Gelişmeleri an be an İstanbul'a sizlere aktaracağımızı belirtip söz tekrar sizlere bırakalım Ender Bilgin. Evet, zirve mücadelesi bu şekilde. Bir yandan şampiyonluk, diğer yandan ligde tutunabilme mücadelesi dedik. Bir süre sonra Rize'ye de Çaykur Rizespor, BTC Türkiye'nin Malatya Spor maçına da oradaki atmosferi ve son durumu almak için bağlanacağız ama Erman Hoca artık geride bir hafta kaldı. Çok kritik bir pazar akşamı. Şampiyonluk, ligde kalma, Avrupa kupalarında yer elde edebilme ve tam 7 karşılaşma saat 21'de yaklaşık 50 dakika sonra start alacak. Nasıl bir resim çıkar bu 20'de başlayacak maçlarda 90 dakikanın son düdüğü çaldığında sizce? Başakşehir şampiyon olur. Burada kilit maç Malatya-Rize maçı. O maç birazdan bütün olayı şekillendirecek. Üst tarafı da şekillendirecek. Yani ikinci kim olacak, üçüncü kim olacak? Mesela Gençler Birliği son maçını Beşiktaş'ta oynuyor. Evet. Yani bugün kimle oynuyor? Sivas'ta. Sivas'ta oynuyor. Son maçı da Beşiktaş'ta oynuyor. Ve puanı kaç? 36. Tabii. Yani şimdi öyle bir şey ki o alt taraftanın ne olacağı yukarıyı da belli edecek. Yani onun rahat için gibi gözüküyor ama yok, yok. Rahat bugün, değil. Bugünkü bence bugünkü en önemli maç şey maçı. Yani Başakşehir alır. Yani büyük sürpriz olmazsa alır. Ondan sonraki maç bence önemli maç şey maçı. Rize Malatya maçı. O maç yukarının kilidini de çözecek. Şimdi çünkü üçüncü olan bak ikinci Trabzon ceza meza diyoruz. Üçüncü bu sefer çok önemli. Şimdi üçüncüye de çok saldırıyorlar. Tabii ki. En fazla doğru. Oraya saldırıyorlar şimdi. Geçen hafta iki şampiyonluk mücadelesi veren takım da mağlup oldu. Onlar bugün sahada o takımlar. Yani örneğin Kayseri Spor son haftalarda ciddi anlamda direniyor Prosineçki yönetiminde. Başakşehir İki eksiği var. Tabii. Geçen haftaya göre. Var. Hem de önemli ama eksik. İyileşen oyuncular da var. İyileşe şimdi şey falan da Miguel Lopez falan da iyileşmiş. Ama Mensah'ın yerini hiçbiri tutmaz. Bir de Mensah kontratakta yani etkili topu taşıyan, ligde en fazla orta sahada driplingle adam eksilten birinci oyuncu orta saha oyuncusu olarak. Yani onu deplasmanda bir de öne çıkacak bir savunmaya karşı o boş alanda etkili bir oyuncu. Evet. Diego da derinlemesine Diego'da. Bir savunma yaptığında en de geriye aslandığında yani ağır bir oyuncu. Öne çıkmadığında geriye aslandığında hava trafiğinde etkili bir oyuncu. Tabii, o da oynamayacak. Tabii. Bir de çok duran toplarda da etkili. Yani öyle derinlemesine bir savunma da iki oyuncu hem Diego hem de kontra atar. Ve saçma sapan bir kart gördü biliyorsun geçen hafta yatırdı. Gelemiyorsa şampiyon olmaz. O kadar başlar. O da işin bir başka. Nasıl Trabzon eline geçen fırsatları faydalanamadı da şampiyon olmasın abi. Orada da şimdi Konya geçen hafta Başakşehir'i 4-3 yendi. 4 gol attı Konya Trabzon deplasmanı. Konya ligde kalırsa o maç sayesinde kalacak. Evet. Beraberliği bile derbi için hocam derbi için bir şey söyler misiniz? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için. Ya bak, şimdi Başakşehir şampiyon olacak. Güzel de, 1000 tane seyircisi var. Hala herkes Fener Beşiktaş'ı konuşuyor. Ölmüş bir maç bence. Konuşuyorlar. Misket Beşiktaş, oynasalar konuşuluyorlar. Beşiktaş-Fener. Onun için inşallah Başakşehir istikrarlı olur da bundan sonraki önümüzdeki yıllarda da böyle gider. Diğerlerine de ders verir. Bir de oyunu var. Ötekiler ders alırlar mı? Tabii onu bilmiyorum. Almazlarsa zaten o seviyelerde olamazlar. Bugün şampiyonluk dediğiniz başarı primleri var, şampiyonluk primi var. Yani sadece şampiyona 36 milyon lira veriliyor.
TFF'nin 36 milyon 36 TL şampiyonluk tabii. başarı primi. 36 çok milyon TL. Çok doğru Ender. Şampiyonlar Ligi'nden katılım, katılım yayın tabii. parası ayak bastın. Hop ya, 20 milyon euro. 6. sırada bitiren mesela 3.6 alıyor. Birinci 35.6 dediğin gibi 36 alıyor. Sonra aşağı. Da 36'dan 7 aşağı düş. İkinci, üçüncü, dördüncü. Beşinci 7.4 alıyor. Yani 3.5-4 arası var. 5-6 arası. Diğer dediğin gibi 36'dan 7 düşe düşe ikinci, üçüncü, dördüncü alıyor. Çok ciddi bir gelir tabii ki. Ya ben bugün 32, yerde okudum. Yani o makas 32 çok farklı. 32 milyon dolar. Galatasaray 2 senede 64 milyon dolar. Şampiyonlar Ligi'ne önelemeyi de Türk takımları kazanamadı tabii. Direkt katılma pay aldı dediğin gibi. Yani direkt eğer önelemeye geçemezse. Çok önemli o para. Büyük paralar. Ya çok şu büyük şartlarda. Hele bu şartlarda. Bak şey de SMS kampanyası yaptı biliyorsun Beşiktaş. Fenerbahçe'de daha önce yapmıştı. Evet. Bugün bir yerde okudum. Üçüncünün alacağı para 1 milyon SMS ediyormuş. Üçüncünün alacağı para. Evet yani SMS. Beşiktaş kendini üçüncülüğe atarsa 1 milyon SMS'lik para alacak. Onun için çok önemli yani. 21 falan tabii 21 falan alacak üçüncü. 21 milyon. Tabii 21 milyon, işte, 1 milyon 28 milyon. İkinci alıyor Ender. Olursa olsun çok büyük paralar ya. Tabii. Dediğin gibi birinci 21 küsur alıyor tabii. Şu şartlarda dolayısıyla çok büyük paralar. Hani bu işin artık şu pandemi döneminde maddi kısmı o kadar önemli hale geldi ki bakın Başakşehir'in UEFA'dan şu bu sene Avrupa Ligi'nden şu ana kadar kazandığı para 11 milyon yaklaşık. O kadar başarılı yani, olmasa rağmen hani 11 milyon. Hani burun kıvrılıyordu ya, ya Avrupa Ligi'nde çok bir şey olmuyor falan. 10 milyon küsur şu andaki para. Ya, geçen Antalya kampında Sergen Hoca ile oturduk. Malatya'nın başında o zaman Sergen Yalçın'la. Bu Avrupa Ligi'nde işte zarar eden kulüpler var. Büyük takımların dedik çoğu zarar ediyor. Aziz Başkan daha önce söylemişti bunu Avrupa Ligi'nde. Yani o maç başı paraları, deplasman maliyetleri, şunlar bunlar hepsini üst üste alt tahta koyduğun zaman esasında Avrupa Ligi büyük takımlar için bir zarar yeri. Ama dedi ki ufak takımlar için, Anadolu takımları için ancak bütçeyi kurtarıyoruz. Tabii. Yani bir 10 milyon oradan para getirebilsek dedi içeriye. Zaten bizim bütçemiz o kadar dedi yani. Tabii. Anadolu takımları için çok ama çok önemli Avrupa Ligi maçları. Tabii. Evet. Rea Hocam yine aynı noktadan devam edelim. Şimdi çok zor bir akşam herkes açısından. Bir yanda işin mutluluk var, bir yanda da hüzün var elbette. Şampiyonlar Ligi, şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı, belki yine Şampiyonlar Ligi elemeleri. Ama lige veda diğer yanda. Şu dönemde çok kolay, aynı anda yaşanabilecek, çok kolay olmayan böyle hüzün ve sevinç günleri. Bu günler böyle günler. Nasıl görüyorsunuz sizin pencerenizden bu iş bir hafta daha uzar mı? Geçen haftadan sonra ben çünkü temkinli konuşmaktan yanayım. Evet. Ya tabii oynanmadan maçlar kazanılmıyor hepimiz de biliyoruz. Ama Başakşehir çok büyük avantajı var. Hem iç sahada oynuyor hem Kayseri Spor'da az önce hepimiz de söyledik. İki tane çok önemli oyuncu eksik. Evet senin dediğin gibi sakat oyuncu da geldi. Ama Başakşehir iç sahada yani 4 puan fark var. Galip de gelebilecek gibi %90. Ama maçın sonunu beklemek gerekir. Büyük avantajlı. Tabii üçüncülükle ilgili esasen çok enteresan bir şey var Ender. Ya şöyle sezon maçı oturup konuşsaydık. Ya 33. hafta maçlar oynanacak. 3-4 büyük takımdan biri ikinci sırada. Diğer Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ilk 3 içinde yok ya. Böyle bir şey var mı? He? Yani. Ya büyük beklentiyle Galatasaray büyük bütçelerle girdi. Yok. Fenerbahçe girdi yok. Beşiktaş girdi yok. Yani düşünebiliyor musun? Hedefleri ilk üçe girmek. İşte herhangi bir Trabzonspor bir ceza alırsa tabii ki almayacak da inşallah da almasın. Hiçbir Türk kulübü de almasın. Yani onu bekliyorlar ilk üçe girmek için. Acaba oradan Şampiyonlar Ligi ön eleme oynar mıyız? İşte beşinci olur muyuz? Yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bunları artık kovalamaya başladı. Ne kadar demek ki sezon başı 3 büyük kulüpte. Tabii aynen dediğin gibi yanlış planlama. Yanlış sezona oyuncularla başlama, belki teknik adamlarla başlama, onun sıkıntısını yaşadılar. Hele bir de üzerine pandemi dönemi başladı. Yani ekonomi de şampiyonluktan, apolet takmaktan, yıldız takmaktan daha öne çıktı artık günümüzde. Bir de üç büyük kulübün böyle bir sıkıntısı var. Yani Beşiktaş'ı ben derbide daha avantajlı görüyorum, bir adım önde görüyorum Beşiktaş. Çünkü Sergen Yalçın
faktörü var. Farkı o yarattı. Saha için disiplinli, yüksek konsantrasyonla oynayan bir takım. Fenerbahçe'de bu maçları iyi oynuyor. Tabii ki Gustavo gibi önemli bir oyuncusu yok, orta sahaya dinamizm getiren. Trabzonspor, Konyaspor maçında yine Trabzon'un kazanacağını ama Başakşehir'in de büyük olasılıkla %90 kazanacağını düşünüyorum. Rize, Malatyaspor maçı da bana göre kaybeden ikinci düşen takım olur. Öyle mi? Tabii, ikinci düşen takım olur kaybeden. Gerçi Erman Hocam geçen hafta Ankara Gücü buraya kadar dedi ama Ankara Gücü'nün de hani bu hafta biz yani Antalya önünde bir hafta daha şans bulmaya çalışacağını Ankara Gücü Başakşehir maçında düştü. Düşürüldü. Onlar beni mahkemeye versinler. Evet hocam. Düşürüldü. Öyle dediniz siz geçen haftalarda. Evet. Sevgili çok net Mehmet. Ya. Görüntülerde çok net. Fikrimi söylüyorum. VAR'a gitmezsen, onu öyle yaparsan çok net abi. Kusura bakma, benim kafamı karıştırırsın. Sonra da mahkemeye ver, Erman sussun. Susturamazsın abi. VAR'da ne konuştular? VAR ne dedi? Hakem niye çağırmadı? Öteki niye gitmedi? Sorsunlar, söylesinler bana, kabul edeyim ya. Buz gibi golü nasıl saymadılar? 2-0 oluyor maç abi. Şampiyon değişiyor, düşen değişecek belki, bana ne anlatıyorlar? Tabii şimdi ya. Sevinirler. Öteki de üzülecek. Ben düşmeyi yaşadım biliyor musun? Kabus gibi bir ay geçiriyorsun. Evden çıkamıyorsun. Ağlıyorsun, gece ağlayarak yatıyorsun. Onu ancak onlar bilir. Hani yaşayan bilir o küme düşmeyi. Ben yaşadım. Kim bir sezonun ya. Mücadelesi. Onlar seviniyorlar şimdi. Sevinecekler. Kim olduysa. O zaman da öyleydi. Onun için Allah herkesi bildiği gibi yapsın hocam. Evet. Sevgili Mehmet, şimdi Trabzonspor bir yandan Başakşehir'den gelecek haberi bekleyecek. Diğer yandan da Konya işte ligde şu anda 14 puanda ama 14. sırada ama 33 puanı var. Evet. 32-33 bir puan fark var düşme hattıyla. Çok önemli bir galibiyet aldı. Fakat hala yeri garanti değil. Trabzonspor bir umut gelecek haftaya taşımak isteyecek. Mutlaka kazanmak zorunda. Ki önümüzdeki haftaki maçlar da bir anlam ifade edebilsin. Nasıl görüyorsun? Sen neler düşünüyorsun? Bugünün senaryosuna ilişkin. Tabii ki Konya maçı çok zor maç. Yani Konyaspor'un Başakşehir karşısında oynadığı futbol, aldığı skor ve herkesi şaşırttı ama hak ederek kazandı. Ama Trabzonspor her hafta eline gelen fırsatları tepti. Ben öyle söyleyeyim. Çünkü hiç beklemiyorduk Başakşehir takımına bu kadar puan kaybı yapacağını. Biz hep Trabzonspor nasıl olsa kendi sahasında veya oynayacağı takımlarda 3 puanı aldı diye düşünürken rakibin puan kaybetmesini bekliyorduk. Ama Trabzonspor, bugün de ben aynısını söyleyemiyorum. Yani Trabzonspor kendi maçlarını kazanamadı. Yani rakibe bakmasına hiç gerek yoktu. Çünkü pandemi süreci başlamadan önce Trabzonspor liderdi. Averaj'da da olsa lig lideriydi. Kendi maçlarını kazansaydı kendi göbeğini kendi kesip şampiyon olacaktı. Ama o kadar fazlasıyla puan kaybı bonkör davrandı ki Trabzonspor. İyi de oynamadı bunun yanında ama bugün bakıldığı zaman Konyaspor tabii ki çok stresli. Trabzonspor'da ne olursa olsun stresli. Çünkü geçen hafta bize birçok şeyi örneğini gösterdi. Her takım puan kaybedebilir. Tabii ki çok düşük ihtimal. Bugün eğer Başakşehir takımı küçümsemek anlamında söylemiyorum ama Kayserispor'u bu kadar da eksik yakaladıktan sonra kazanamıyorsan o da o zaman bence şampiyonlukla alakalı çok fazla bir şey söylemesine gerek yok. Çünkü bugün kazanması gerek Başakşehir takımının ki biz de net olarak şampiyon olarak söyleyelim Başakşehir takımını. Bu Başakşehir'in şey değil mi? Evet. Şimdi evet. Düşünebiliyor musun? Fenerbahçe şampiyonluk maçına çıkacak. Galatasaray çıkacak. Beşiktaş veya Trabzon çıkacak. Ne olurdu bugün Türkiye? Neler olmazdı yer bence hocam? Yer yerinden yıkılırdı. Ne olurdu bugün Türkiye neler abi? Neler olmazdı hocam? Yani bütün şehirler ama bu. Ne olurdu tamam. Abi? Yer yerinden oynardı. Buyurun evet. Abi sandalyeler boş. Hayat dururdu hocam. Ya pandemi falan kimse o dediğin dört büyüklerden biri şampiyon olsaydı hayat dururdu. Hocam Avrupa'da baksana Liverpool'a o kadar şey diyor. Liverpool'a bak mesela. Ya burada Real Madrid'e bak. Fazla uzağa gitme ya. Dün gidin Erzurum'a. Hatay. Herhalde Hatay, 10 bin kişi var. Hatay, yok, Erzurum. Yok. Hatay'da değil. Hatay şampiyon oldu geçen hafta. O artık şey. Erzurum'da dün maçı seyreden ben gördüm inanamadım abi. Tabii. Stadyum gibi yapmışlar şehirde bir yeri. O zaman evet. Stada gitseler. Niye orada oturdular ya? Çok farklı İnanamadım. Stadyum gibiydi ya. Evet, arkadaşlarımız Başakşehir'den görüntüleri vermeye devam ediyorlar. Az sonra önce Rize'ye, sonra da Alanya'ya. Orada da Denizli var, rakip. Alanya'nın da bir yandan ilk beş iddiası var. Oraya da bağlanacağız ama Emre, senin derbiye ilişkin Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Emre, sessiz kalıyorsun yani, bakıyorum. Bu sene biraz buruk oldu ya. Yani bu son derbi, biraz da gazı kaçmış derbi oldu değil mi? Öyle tabii. Bir görünüyor. Yani şimdi mesela Emre Belezoğlu'nun
futbolcu olarak son derbisi. Evet. Yani o da mesela değişik duygularla çıkacak. Dün Selçuk bıraktı. Selçuk İnan bıraktı. Ona da üzüldüm ya. O çocuğu da ben nedense tanımıyorum ama uzaktan bile sevdiğim karakterlerden biri. Çok üzgün bir karakter, iyi de bir futbolcu. Aynen öyle. İz bıraktı futbolcu. Fazlasıyla. Aynen, uzaktan bile sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Bugün de belki de Emre'den böyle bir açıklama olur mu acaba maçtan sonra? Belki de. Açıklama yapabilir mi? Bilmiyorum. Diye düşünüyorum. Fakat işte söylediğim gibi gazık açık bir derbi. Şeyi çok, dün tabii Gustavo'nun oynamayacak olması, acaba onun yerinde kim oynayacak falan diye çok böyle herkes telefon trafiği yaptı bir sürü. Teknik direktör Emre Belezoğlu, Emre Belezoğlu'nu oynatmış. Valla ben olsam ben de Emre'yi oynatırdım. Yani o kimi oynatacaksın aynen orada? Aynen öyle. Fakat şey, Tolga tercihi biraz tuhaf gelmedi mi size? Yani Jason varken o bölgenin oyuncusu. Bir de Jason'u... Sence bu saatten sonra hiç olmaz. Yani kafaca mental olarak kafaca iyi değil de diye. Yerinde oynattı adamı bir görelim ya. Adam yani bunalıma soktu adamı stoperde oynatı. Oynamıyor gidecek zaten. Yani yerinde oynatmıyor göndereceksin. Aynen öyle. En şu anda yeri boşken bu hafta oynatabilirdim mesela. Onun yerine hiç oynamamış Tolga Ciğerci. Pandemi sonrası ilk defa oynayacak Tolga Ciğerci. Onun yerine Jason'u tercih edebilirim. Trabzon'dan Rodriguez bunlar canlı şekilde. Görüntüler bu arada. Bak Rodriguez'in de bir sene sözleşmesi var. Evet. Kiralık sözleşmesi var Rodriguez'in de. Rodriguez de mesela tercih etmiyor hocam. İkisi ayrı bakarsan. Özelliği var ya Emre. Yani Jason daha topu kullanan, öbürsü daha yok, koşan, dinamizm getiren. Tolga Ciğerci. Sanıyorum Rodriguez de çok tercih etmiyor. Ha, anladım ama ben orta saha için söyledim. Tolga Ciğer ile Jason tercihin daha dinamizm, koşu mesafesi çok diye Tolga. Rodriguez'den de çok memnun değiller. Değiller de işte bir sene sözleşmesi var. Onu nasıl çözecekler bilmiyorum. Belki de çözdüler, bizim haberimiz yok. Olabilir. Yani bir sene daha son itibariyle şey... Çünkü ufak tefek o yönde bilgiler geliyor ama bilemiyoruz tabii. Daha yani, şey yapamadık, çek edemedik. Yani Rodriguez öyle ya da böyle topu ileriye taşıyan oyunculardan bir tanesi. Adam eksiltmesi var, dar alanda hızlı. Ha, final paslarında ve final vuruşlarında çok yok. Kötü. Onu bir söylüyor, hani herkes bilir. Hep bir performans istikrarı yok. Bir de kötü yok, sezon evet. Geçirdi. Yani beklentilerin çok altında kaldı. Arabistan'dan gitti geldi. Gelirken zaten hazır gelmedi ki. Arabistan'dan hazır geldi. Adam oraya giden tabii... O, şey anlatıyor orası. İşte Bülent Korkmaz anlatıyor abi, haftada iki defa idman yapıyorduk. Bülent Uygun. İşte salonda Bülent antrenman yapıyorlar, sıcak havadan dolayı salonda antrenman yapıyorlar. Mesela Galatasaray'da o Gomis'le çok iyi şampiyonlukta ikili oyunları çok iyi oynamışlardı. Burada Vedat'la falan o ikili oyunları oynamadı. Mesela Vedat çok ikili oyunlarda yok. Dikkat et, Mas Cruze'de arkasında oynadığında ikili oyunlarda Vedat yok. Vedat da düştü. Yani ama Gomis'le şampiyon oldukları sene gelmiyor çok iyi oynamışlardı. Top yani, gelmiyor. Besleyemezsen onu, besleyemezsen yok. Bir Rize'ye aynen gidelim mi? Rize ve Alanya'ya gidelim. Bakalım neler oluyor. Çaykur Rizespor, BTC Türk Yeni Malatya Spor maçı çünkü az önce Erman Toroğlu'nun da söylediği gibi bugünün en önemli maçlarından biri. Bu iki testiden biri kırılabilir bugün. Bakalım Rize'deki hava nasıl? Çaykur Rizespor, BTC Türk Yeni Malatya Spor maçına ilişkin. Evet, artık bu önemli karşılaşmanın, ligin alt sıralarının kaderini belirleyecek olan karşılaşmanın başlamasına artık yarım saatten az bir süre kaldı. Hemen takım kadrolarını verelim. Ev sahibi Çaykur Rizespor, kalede Gökhan Akkan, Talbi, Fernandez, Melyank, Morozyuk, Abdullah, Vetri, Skoda, Boldrin, Garmaş ve Samudio 11 ile sahaya çıkacak. BTC Türk Yeni Malatya Spor'da kalede Farnol, Çiabeke, Mina, Hadabe, Kerim Hafez, Walter, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Robin Yalçın, Fofana ve Umut Bulut 11 ile sahaya çıkacak bu 11 ile Çaykur Rizespor karşısına. Evet, artık Rize'de bir anlamda nefesler tutulmuş durumda. Pandemi süreci dolayısıyla karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını bir kez daha belirtelim. Ama ligin alt sıralarını belirleyecek bir anlamda kaderini belirleyecek bir karşılaşma. Çaykur Rizespor ile BTC Türk Yeni Malatya Spor karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor'da hafta içinde önemli bir gelişme yaşanmıştı. Teknik direktör Ünal Karaman Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında görevini bırakmıştı. Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine ise Mehmet Ali Karaca getirildi. Mehmet Ali Karaca'yı da Etimesgut Belediyespor'dan tanıyoruz. Son iki maçta Çaykur Rizespor'un teknik direktör olarak görev yapacak Mehmet Ali Karaca. BTC Türk Malatya Spor'da herhangi bir cezalı ve eksik futbolcu bulunmuyor. Bunun yanı sıra ise Çaykur Rizespor'da Umar Aminu ve Morozyuk sakatlıkları dolayısıyla, Aberhunt sakatlıkları dolayısıyla oynamayacak. Evet, tabii burada ikili averajda Çaykur Rizespor'un üstünlüğü bulunuyor. Çünkü Çaykur Rizespor sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. Artık yarım saatlik birden az bir süre kaldı Rize'de ve yaklaşık 23-24 derece sıcaklık var. Parçalı bulutlu bir hava var, yağış yok ve işte ligin alt sıralarını
kaderini belirleyecek karşılaşmanın başlamasına az bir süre kaldı. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve bu önemli karşılaşmadan çıkacak sonuç bir anlamda da ligin alt sıralarında önemli bir oluşuma neden olacağını belirtelim. Her iki takımın da hedefi bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak. Son haftaya baktığımızda Çaykur Rizespor deplasmanında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olmuştu. BTC Türk Malatya Spor'da kendi sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu. Evet, artık bu önemli karşılaşmanın başlamasına az bir süre kaldı. Dakikalar kaldı. Bakalım maç sonunda nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Sözü tekrar size bırakalım Ender Bilgin. Evet Ahmet Çağlar'a teşekkür edelim. Ata Gündüz bekliyor öte yanda Alanya'da beni. Aytemiz Alanya Spor Yukatel Denizli Spor maçı. Denizli Spor geçtiğimiz hafta flash bir skor elde etmişti. Aytemiz Alanya Spor'un da ilk 5 iddiası sürüyor. Bir yandan kupanın da finalisti. Orada neler oluyor? Kadrolar ve son duruma ilişkin Ata Gündüz Kurşun'un izlenimlerini alacağız şimdi de. Evet, aslında Denizli Spor sizin de söylediğiniz gibi Ender Bilgin 2-1'lik o Trabzonspor galibiyeti ve ardından alınan 3 puan olmasaydı buraya biraz daha düşme hattında olduğu için biraz daha kritik bir maça çıkacaktı. Ancak geçen hafta alınan o 3 puan Trabzonspor galibiyeti tırnak içerisinde ilaç gibi geldi yeşil siyahlı takıma. Çünkü ligin alt tarafı deyim yerindeyse kaynayan kazan gibi, az önce Ahmet Çağlar Yıldırım da anlattı. Onlar kadar olmasa da tabii ki Denizli Spor'da matematiksel hesaplar yapıyor. Ancak kimine göre bir puan alınması yeterli. Ama tabii ki diğer maçların durumu da buradaki maçı etkileyecek. Ancak küme düşme hattındaki rakiplerinden bir 3 puan önde olduğunu söyleyebiliriz. Denizli Spor'un onun moraliyle geliyor Alanya deplasmanına. Hemen arkamızdaki stadyumda Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 21'de başlayacak olan o karşılaşmaya. Ev sahibi takımdan da bahsetmek gerekiyor. Alanya Spor'un da Avrupa iddiası devam ediyordu. Ancak geçtiğimiz hafta aynı kentin takımı Antalya Spor'a 1-0 mağlup olmuşlardı. Bir konsantrasyon bozukluğundan da söz ediliyor. En azından buradaki spor otoriteleri tarafından. Bir taraftan da Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda. Trabzonspor'la karşılaşacak Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanya Spor. Bir taraftan da Avrupa yolunda devam etmek istiyor. En azından hem bu hafta kazanıp hem de gelecek hafta kazanıp son haftaya kadar Avrupa umutlarını devam ettirmek istiyor. Dolayısıyla maça asılması bekleniyor. Ancak bir tarafta da kümede kalma savaşı veren Denizli Spor var. Ancak biraz daha rahat gelen bir Denizli Spor var. Kulüp Başkanı Ali Çetin'le görüşmüştük. Bir puan bizim için yeterli diyordu. Ancak Levent Hoca, Levent Kartop onun gibi düşünmüyor. İki maçtan 4 puan almamız lazım en azından diyor. Haftaya da Denizli'de kendi evinde Ankara Gücü'nü ağırlayacak Denizli Spor. Bakalım keyifli bir maç olacağı benziyor. 90 dakika bize ne gösterecek? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Calma Campos Alanya Spor'da sakat. Denizli Spor'da da Onazi sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Fırat Aydınus yönetecek, saat 21'de başlayacak karşılaşmayı. Biz yine gelişmeleri oldukça Alanya'da takip etmeyi ve aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Söz tekrar size ve konuklarınıza bırakalım Ender Bilgin. Ata Gündüz'e de teşekkür ediyoruz. Böylece şöyle bir Türkiye turu yaptık. Ve yani 7 maç, hepsi kritik. Özellikle Rize-Malatya maçı, az önce de vurguladığım gibi. Evet. Bilmiyorum oradan nasıl bir skor çıkar ama ben birisi sanki kazanacakmış ikisinden. Aynen, beraberlik olmayacak. Ya bir şey söyleyeceğim Ender. 13. sırada Denizli Spor'la 18. sıradaki Ankara Gücü, yani oradaki düşme potasındaki takımların ortak net bir özelliği var. Ne acaba? 13. sırada Denizli Spor'la 18. sırada Ankara Gücü. Nedir hocam? Yani niye burada olduklarının özeti de. Üçer teknik adam değiştirdiler. Evet. Bir tek Konya Spor 2. Diğerleri 3. Bakar mısın? Tesadüf mü? Yani sezonu böyle kötü bir yerde işte, yani düşecek 3'ü. Yani kötü bir yerde hocam bitirecekler. Son anda kalacak işte. Yani Türkiye ya gerçeği Türkiye'nin ya. Türkiye'nin gerçeği bu aslında. Bak, sen dediğin gibi. Hoca değişikliği çok fazla sele var zaten. Konya Spor 2 tane. O da Aykut Hoca'nın kredisi çok yüksek olduğu için. Aykut Hoca'nın kredisi. Başka antrenör olsaydı onlar da 3 yapardı. Evet. Bir onlar 2, diğerleri bak. 3. Nasıl olacak? Yani nasıl bir
Bir antrenör gelecek işte şu sistemi oynayın, şunu oynatacak, şunu oynatmayacak, sezon başı gelecek transfer yapacak, devre arası transfer yapacak. Nasıl bir istikrar olacak, nasıl başarı olacak? Galatasaray 3 senedir değiştirmedi. Efendim hocam? Galatasaray 3 senedir değiştirmedi. Şampiyonluk var hocam. İki şampiyonluk var hocam. 2 sene var. Bu sene. Keşke herkes 3'te 2 şampiyon olsa. Aynen hocam. Aynen. Hatta 5'te 2 olsa ona da razı olur. Tabii. 5'te 2. Tabii o da. Şimdi dün mesela işte Ahmet Ağoğlu onu söyledi. Lastik patlıyor, arabayı değiştirmeyi bekliyor herkes dedi. Bir anlamda buna vurgu yapıyor orada ama. Tabii şu, kolay değil. Beklentiler, camialar. Lastiği patlatan şoförü değiştirir. Ama bazen de lastiği şoför patlatmaz hocam. Sen de biliyorsun. Mesela bir çivi girdiği zaman... Fazla, yani doğru mu? Bir cam şeyi bir fazla bakıyorsun. Fazla kasise girersen patlar. He? Fazla kasise girersen patlar. Erzurum'da mesela 3 tane hoca değiştirdi. Lige çıktılar. Kim? Tabii. Bu arada Adana Spor ve Eskişehir Spor'dan sonra Osmanlı Spor 1. Lige veda etti. Onu Osmanlı evet. Vurgulayalım bir. Evet. Şeyi söylüyoruz. 3 hoca değiştiren tamam kötü günler geçiriyor da 3 hoca değiştiren. Sen var mı? Sen dünyada görülmemiş bir örnek var. Hatay Spor liderdi. Hoca değiştirdi. Erzurum Spor 2.'de o dedi. Hoca değiştirdi. Yine 1-2 çıktılar. Evet. Şaka gibi. Biri 1. biri 2. hoca değiştirdi. Ama Mehmet Erzurum'u tanıyor. Tabii daha önce. Tabii orada Erzurum da iyi durumdayken bıraktı hatta. Tabii. O avantajı var Mehmet'in. Tabii, bir de aynı yönetim dediğin tabii. gibi. Yani başka yere de gitmezdi hocam. Zaten. Oyuncular da geçen sene. Hiç gitmedi tabii, mesela. Tabii. Sadece Erzurum'u iyi bildiği için, kadroya güvendiği için. Hayır, onun için hayır, gitti. Başkan, çıkaracağını bildiği başkan için. Başkan olsan Hatay Spor ve Erzurum Spor antrenör mü geldi? Şöyle derim. Ya fazla bir şey istemiyoruz hocam senden. Ne gibi diyeceksin? Ya olduğunuz yeri bizim muhafaza et yeter. Yani üçüncü sırada dersin ya biz üçüncü sıradayız bizi iki at hocam. Yani iki at ilk iki direkt çıkıyor. Yani biri geçtim tamam. Şimdi başkansın Hatay ve Erzurum Spor'un. Hocam biz olduğumuz yerde sen bak gel puan cetveli bu. Biz olduğumuz yerde kalalım. Lig bitiminde çıktık zaten. Ya hoca değişti kötü bir şey değil hocam esasında. Yani... Peki size bir soru. Şimdi 4 takım kaldı ya playoff'a. Playoff'a kalan takımlar 60. dakikadan sonra Erzurum'u çıktı belli olduktan sonra ulan bu maçı alalım mı verelim mi diye düşünmüşler midir acaba? Sıralama eşleşmelerden dolayı. Tabii. Orada enteresan eşleşmeler çıktı ama. 3 ile 6 eşleşiyor, 4 ile 5 eşleşiyor. Ne dersiniz? Yani ben bununla oynayacağımı bundan... Ama öyle olsa farklı sınırlar çıkabilirdi hocam. Kazandılar demek işte. Kazandılar. Ne dersiniz olmuş mudur acaba? Olmamış demek ki. Bir Akhisar maçı biraz tuhaftı. Evet seyrettim onu da ben dönüşümde. Çok tuhaf maçı. Çok enteresan. 4-3 bitti. 4-1 oldu. Ya bir ara 3-1 oldu. Gol kaçtılar. Döndü 4-1 oldu. 4-2-4-3. Orada da 30 Temmuz'da. Bir de Ergin Keleş penaltı kaçırdı. 0-0 iken. 30 Temmuz'da 1. Lig'e, Süper Lig'e çıkan, yükselen son takım belli olacak. 29'unda Ziraat Türkiye Kupası finali var. Trabzonspor, Alanyaspor. 30'unda da 1. Lig'in finali var. Bizim 2. ve 3. liglerde yani 1. Lig'e çıkış, 2. Lig'e çıkış maçları da yarından itibaren başlıyor. Yarın 2. Lig'in çeyrek finali var. Yayınlar bizde değil. Yani biz yayınlayacağız hepsini. 20 ve 22. Çok güzel maçlar. Orada da açık kanalda pek son dönemde bulunamayan bir şey. şifresiz herkesin ulaşabileceği keyifli, güzel, Türkiye'nin dört bir yanından takımların olduğu maçlar. Çizgi falan çekecek misiniz? Nasıl? Çizgi falan çekecek misiniz? Biz çekmeyeceğiz. O da var da yok çizgiyi hocam. Çizgiyi çekenler şey çeksin hocam. Nasıl? Normal çeksin. Var yok orada. Var yok. Düzgün çeksinler çizgiyi. Var yok hocam. Evet, onun da haberini verelim. Çok fazla bize soru geliyor. Bir yandan tanıtımlar da giriyor tabii ama o karşılaşmalarda saat 20 ve 22 sadece yarın dönüşümlü maçlar. Onun dışında diğer karşılaşmalar salıdan itibaren ilk maçlar 20, ikinci maçlar 22 olacak. Şeyde olacak herhalde değil mi? Bu Süper Lig'e yükselmede var olacak herhalde. Orada olacak. Orada var hocam. Öyle yükselmede olacak. Burada yok. Aslında tabii geçen sene de vardı. Olması bir dert. Şimdi... Varlığı Şimdi sizi başka bir yere getirdim. Varlığı dert, yokluğu yara yani. Tabii. Şimdi sizi başka bir yere getirdim. Yusuf buraya geldi, konuştu değil mi? Namoğlu. Evet. Bu akşam kaç maç oynanıyor? 7. 7 maç. Peki, bu teknikteki çalışanların adedi belliydi zaten. Şimdi nasıl yapacaklar? Şahin Göz, Atmaca Göz. O firmadan gelecek işte. Ha? O firmadan gelecek. Nasıl gelecek? Bilemiyorum. Nereden biliyorlar? Nasıl getirecekler? Zaten nasıl orada 7 tane var odası var mı emin değilim. Mobil varlar da olacak. Aynı anda çünkü oraya tamir her tarafa ulaşamıyor var. Tahmin ediyorum tabii. Çadır kurulacak.
Mobili var, cihazları var. Çadır kurulacağını zannediyorum. Arabalar. Ben gittim oraya. Büyük ihtimalle ortada bir yer var. Oraya bir ilave yapacaklar herhalde. Bazı statlara gönderiyorlar. Yani bak şimdi yani. Seyret. Ya bir de o var ha bu akşam. Tabii tabii. Ben hocam vallahi bilmiyordum şeyi. Yani o teknik elemanın Türkiye Futbol Federasyonu çalışanı olmadığını bilmiyordum. Çünkü kritik bir görev o ya. Yani sen buradan mı çektin, oradan mı çektin? Seni, onu hakem bilemez ya, ki oradaki. Seneye bu yanlışı mutlaka düzeltmeleri lazım. Tık tamam. Ama işte özel, yanlışla ne takımlar gitti. Suçlama niyetinde değilim ama abi bir şey bana çok yani, mantıklı gelmiyor. Sadece uçuyorum yani doğru bir şey söylemiyorum. Evet. Adam mesela bahis oynamış maça. Varın başındaki adam. Olamaz mı abi yani? Adam sonuç itibariyle başka bir yerin başı. Abi olamaz mı bunlar yani? Veya bir taraf bir takıma sempati duyuyor. Diğer takıma antipati duyuyor. Herkes için olabilir ama. Abi o zaman çizgiyi böyle de çeker, böyle de çeker işte yani. İşte ama çektiler işte. Şey, futbol federasyonun bünyesinde olması lazım. Bu yanlış düzeltilmesi lazım yani. İyi bir maaş verirsin. Alırsın abi hangi gözdeyse. Kartal göz mü? Şahin göz mü? Hocanın dediği var ya bir şirket. Özel ne gözüyse. Özel sektör. Alırsın futbol federasyonu bünyesinde tekrar eğitim verirsin bu adamlara. Yurt dışından getirirsin. Bir şey yaparsın anladın mı? Ama senin bünyende olur. Senden maaş alırsın. Çizgilerden de vardan da bu sene çok uyuz oldum abi. Kanaviçe. Çok Kanaviçe uyuz oldum. Çok ne söylüyorum ya. Şöyle overlock pardon overlock. Bunları konuştuğum için de federasyon beni mahkemeye verdi. Bunları konuştuğum için federasyon beni mahkemeye diyoruz verdi. Diyoruz bize ne yazıyor diyor mahkeme. Beni çekiyorlar aradan bak konuştuğum için. Bir de Zeki'yi çekiyorlar aradan. İkimizi veriyorlar. Başka da konuşan yoktur muhakkak yani ne öteki televizyonlarda olmaz konuşan. Nasıl konuşacaklar ki ayaklarına kurşun sıkacaklar. Abi ne var varlık yaptı ne neler olduğunu hep biz gördük ya. Ya neler olduğunu aptal mıyız abi? Hani senenin sezonun sonuna geldik ama. Tabii. Ben bu kadar rahatsız olduğum bir sezon hissetmedim ya. Bazı takımlara şimdi isim vermeyeceğim gerekirse vereceğim. Belli hocam o takımlara. Bazı takıma veya bazı takıma ve bazı takımlara hakem hatasına bakıyorsun yok gibi ya. Bazılarına da tonlan lan piyango mu bu? Şimdi ağzımı açtıracaklar mı onu merak ediyorum. Veya sağ taraflarına yatacaklar mı? Çünkü bazı şeyler duyuyorum. Bu sağ taraflarına yatacaklar mı? Yoksa beni konuşturacaklar mı onu merak ediyorum. Bu ayıptır lan. Erman Hoca'nın söylediği örnek dün akşam da aynısı oldu. Bir Sörlot olayı olmuştu Gençler Birliği maçında biliyorsun. Orada oynatma hani yanlış oynat yani göstermediler olayın tamamını. Dün de mesela aynı Saraç pozisyonunda oldu Halil. Onda da aynı şekilde yani öyle bir görüntüyü göstermişler. Gol pozisyonu mu? Hani o Koray Gencer'e şey yani gol Halil'e ayağını kaldırıyor, evet, indiriyor. Evet, indiriyor. Evet, yani evet. Sanki onu görüyor. Yani basıyor Saraç'ın ayağına gibi bile bile gösteriyorlar. Olayın başını, Halil'in direkt diagonal baktığını, Saraç'ı görmediğini, ayağını normal indirdi yok. Öyle bir görüntü veriyorlar dip dibe sanki Halil topa vuruyor, ayağına basıyor yani bile bile. Abiciğim topa bak çok enteresan sonra. Yani dün de o öyle Koray Gencer'e evet yani VAR'a çağırdıklarında onu göstermişler çabuk çabuk böyle ileri geri ileri geri ayağına basıyor. Ayağına basıyor. Saraççı'nın ayağına sokuyor. Basıyor. Ondan sonra golü iptal ediyor Göztepe'nin. Göztepe küme düşme potasında olsaydı Galatasaray yine yenebilir. Göztepe'den iyi oynadı. Göztepe'ye de o gol o puan getirseydi ligde kalacak olsaydı. Düşünebiliyor musun? Veya o kadar rahat olabilir miydi hakem? Tabii. Oradaki görüntü yani akşam gösterilen doğru değil Koray Gencer'lere. Hocam çok evet. Gördüm onları ben ya. Ya aptal yerine koyuyorlar ya insanları bize, ya. Merkezi... Ben bu alemin içinde 1000 senedir yaşıyorum evet. Abi. Futbolcu olarak da yaşadım, hakem olarak da 1000 senedir yaşıyorum. Ne altı olduğunu biliyorum. Kimler tayin ediliyor. Abi çok net, çok net eğer bu işe bir çözüm bulamazlarsa... Seneye gene bizim oynayacağımız maskeli bol olacak. Şimdi maske takıyoruz biz gene maskeli bol oynanacak. Mesela bugün de bazı maçlara bakmam lazım benim ama hepsine bakamıyorum. Mesela öyle maçlar var ki çok dikkatli izlemem lazım. Gözümüzün fer fecir okuması lazım hocam. Nasıl olacak o da? Çok zor ya. Okan Buruk demiş ki... Ben size şunu söyleyeyim, çok net söyleyeyim. Sezon başından beri görüntüleri alayım bana versinler. Ben yanıma iki adam alayım. İki veya üç gün gireyim içeriye çalışayım. 60 tane görüntü çıkarayım. Solun hiç yorumsuz oynatayım. Diyorsun. Hiç yorumsuz. Hiç yorum yok arkadaşlar. X maç, Y maç, Z maç hepsini oynatayım siz karar verin. Kimler kırmızı maç, kırmızı kartı nasıl görmüşler, kimler atılmışlar, kimler atılmamışlar, hangi tayinler, nereler olmazsa oynatayım. Siz karar verin. Ama yok yapmazlar onu. Onun için razı olacaksın, konuşursun da mahkemeye verirler. Bir savcı çıkıyor reddediyor. Başka bir savcı olsa belki verirdi.
işi kapatalım diyorlar. Yani öyle uyanıklar ki. Öyle uyanıklar ki. Mahkemeye verip savcıya verip susturmak istiyorlar. Ya beni sustursun ne olur, orta oyunu herkes görüyor. Yapmayın ya. Okan mesela Buruk. Dün Ali Koç konuşuyor. E doğru konuşuyorsun da Ali Koç. Sen Fener Başkanısın. Sen zırt pırt konuşmayacaktın. Fener Başkanı öyle bir yerde konuşacak ki. Federasyon gidecek. Fener Başkanı öyle konuşacak ki. Fener Başkanı abi. Galatasaray Başkanı. Beşiktaş Başkanı. Bir sefer konuşacaklar, federasyon gidecek. Misal veriyorum ben. Öyle zırt pırt konuşmayacaksın. Bakıyorum yok. Esas can alıcı yerde çakacaksın. Evet, bazı yavaş yavaş toparlayacağım. Bazı başkanların hiç sesi çıkmıyorlar. Hmm. Hiç duymuyorsunuz, görüyor musunuz? Kameralarda, orada burada. Ben görüyorum. Siz görmüyorsunuz, ben görüyorum. Okan Buruk ve Hüseyin Çimşir'in açıklamaları var. Önemli bir maçta Hüseyin Çimşir. Geçen hafta yakaladığımız fırsatı değerlendiremedik. Bu maçı kazanıp rakibin kaybetmesini bekleyeceğiz. İyi oynayarak bu maçı kazanmak istiyoruz diyor. Okan Hoca'nın söylediğinde bir kez daha getirelim, onu da aktaralım izleyicilere, bir kez daha seslendirmiş olalım. Okan Buruk'un. Diğer sayfa vakit alıyor. Bizim teknoloji bir yandan iyi de bir yandan da tabii oradan onu seç, oradan onu ekrana ver. Tabii kolay değil. Yani evet, Okan Buruk da hani geçen haftadan herhalde öyle bir ifade mi vardı? Gün sonunda şampiyonluğu kutlamayı hayal ediyoruz. Bu ikinci sayfası, evet. Yani bakalım, yaklaşık şöyle bir bakıyorum. 2 saat 10 dakika 15 dakika sonra ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet. Devre arasında Erman Hoca'yla şöyle bir devre arası yapıp bir ara durum değerlendirmesinde bulunacağız. Ama sonrasında takım oyununda etraflıca bütün maçları konuşacağız. Canlı yayın noktalarında arkadaşlarımız hazır, kıta bekliyor. Bütün noktalara canlı bağlantılar, röportajlar için hazırlar. Siz Erhal Spor'dan lütfen ayrılmayın. Önce scoreboard var, ardından devre arası ve scoreboard'un sonrasında takım oyununda birlikte olalım.